Müsaade edersen şöyle bitireyim. Tarık'cığım, bir ülkede bütün kurumlar çökse, hukuk ayakta kalsa o ülke ayakta kalabilir. Bir ülkede bütün sistemler ayakta olsa, hukuk çökse o ülke ayakta kalamaz. Biz hangi dünya görüşüne sahip olursak olalım, kim olursak olalım, bugün ve dün olduğu gibi yarın da sahip çıkmamız gereken en önemli müessese hukuk müessesesidir. Siz bugün insanları paralel olarak mı suçluyorsanız hukuken bunu ortaya koymanız lazım. Bugün insanları herhangi bir örgüt üyesi olmakla mı suçluyorsunuz, bunu ortaya koymanız lazım. Keyfi olarak insanları herhangi bir şekilde imtina edemezsiniz. O da suçtur. Bakın ben paralel birisinin veya paralel olma potansiyonu olan birisinin açıkça tarifini verdim. Bir insan yasal görevini bilerek yapmıyor ise o bir potansiyel örgüt üyesidir. Kendi görevini görevi dışında başka işlere sarktırıyorsa bu bir paralel örgüt işidir. Birisi ona yasal işlevini, görevini yapmamasını söylüyorsa, fısıldıyorsa o da bir paralel abisidir. Bunlar hiçbir zaman silinmeyecek Tarık'cığım. Suç olduğu yerde suç olarak kalacak ve bugün olmazsa yarın, ki ben çok uzun çünkü şey olduğunu sanmıyorum. Birçok ülkede vatansever, samimi, aydın insan var. Bunları dile getiriyorlar. Gerçek ortaya konuştuk, ortaya daha da rahat çıkacaktır. Bunlar ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bence hukuku ön planda tutup her şeyi yasalar çerçevesinde, yasalar istikametinde çözmek lazım. Bu en sonunda bunu söylüyorum.